Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizde görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada buluvatkan kün tertibdeki haberlerini huzurunuza sunuşturuşumuz. Qanamızda diqqatlar ekranımız bolsun. Litvaniya Xitoydagi bosh elchisini qaytirib ketdi. Germaniya avazining bugungi xabarida bildirilishicha, Litvaniya aloqador masalalarni ilgirligan holda maslahatlashish maqsadida Xitoydagi bosh elchisini rasmiy qaytirib ketganligini e'lon qilgan. Tayvan bu yil 7-oyda Litvaniya poytaxti Vilniusda vakolatxona quradiganligini e'lon qilgan bo'lib, bu Xitoy bilan rasmiy diplomatik munosabati bor davlatda Tayvan nomi ishlatilib qurilgan tunji vakolatxona bo'lgan. Yevropadaki başka devletlerde Tayvan'ın diplomatik aparatları fakat resmi bulmağın Taybey işhanesi ya ki Taybey vakalet hanesi namıda eçilgan. Xitay Litvaniya'ya bulgan narazılıkını bildirip 10. Ağust Litvaniya'dan Xitay'da duruşluk baş elçisini kaytırıp gitişini talep kılgan idi. Şunaklı Litvaniya'da duruşluk baş elçisini kaytırıp gitidigallıkını ilan kılgan idi. Litvaniya Taşkı İşler Ministerliği Xitay'da duruşluk baş elçisini kaytırıp gitken bosumu Biroq Beijingdagi bosh elchixonasining normal xizmat qilayotganligini bayon qilgan. 21 avgust Litvaniya tashqi ishlar ministri yana Amerika tashqi ishlar ministri bilan bu masalani muzokara qilgan. Ikki taraf maslashtirish harakati to'g'risida o'rtaq tunish hosil qilgan bo'lib, Baltiq dengizi rayonidagi davlatlarning Xitoyning besimiga qarshi turishiga yordam bermoqchi bo'lgan. Navbatda Tayvan Xitoyga nisbatan eng sezgir masalaning biriga aylangan. Xitoyning atalmış bir Xitoy prinsipi demokratiyalashgan Tayvanni Xitoyning bir qismi deb qaraydigan bo'lib, Tayvanning allaburun mustaqil davlat ekanligini ko'rsatib beradigan har qanday so'z-harakat Xitoyning g'azabini qo'zg'ab kelmoqda. Taliban Xitoy bizning muhim sherigimiz dedi. Germaniya ovozining 2-sentabrdagi xabarida bildirilishicha Taliban bayonotchisi Zabihulla Mujohid İtaliya Cumhuriyet Gezisi'nin ziyaretini kabul kılıp, Xitay bilen bolgan kelgüsü hemkarlık münasibetini alahide tekitligen. Haberde kayıt kılınışa, yığınqı bir neçe hepte işçi de Afganistan'daki kalemiqan vaziyet ve Talibanlarının hakimiyetini kolgu ilişi sebeplik, garip elleri bu devletki kılıvatkan yardım ve meblağını zor derecede azaytkan bolup, açlık yetişmezlik meselesi duş gelgen. Talibanlar Xitay'nın bir belvağ bir yol soğudu planıgı intayın kızıqıdı kallıqını bildirgen bolup, Zabihulla Mujohid muhbirga Xitay bizning eng muhim hamrohimiz. Bu biz uchun alohida fursat, chunki Xitay davlatimizga mablag' selish va qayta qurishni xolaydi degan. U yana Talibanlarning Xitayning yordami bilan Afg'oniston iqtisodini qayta qurishni umid qildiganligini, Afg'onistonda mol miqdorda miskan boyligi borligini, Xitayning ishtirok qilishi bilan boylik ichish harakatini qayta qo'zg'atqili bo'ladiganligini Xitay Talibanlarning dunyo bozoriga yuzlanishidagi yo'l xati ekanligini bildirgan. Taliban bayonotchisi yana Afg'oniston ayollarining davomli universitetda o'qiya oladiganligini, ularning kelgusida sestra, saqchi, hukumat organlarida yordamchi bo'lib xizmat qila oladiganligini, ammo ayollarning ministr bo'lish mumkinchiligi yo'qligini bildirgan. Zabihulla Mujohid yana Italiya qatorli g'arb davlatlarini Talibanlar bilan diplomatik aloqa o'rnatishga ilhomlantirib Biz İtaliya bilen yaxşı münasifet ornatışını xalaymız. Mən İtaliyanın İslami hükümetimizni itiraf qilishini, mezkur ziyaretnin diplomatik ve siyasi münasifetimizni küçeydişki vesile buluşini, İtaliyanın Kabuldiki baş elçixanısının qayti eçilişini ümit qilmen digerlerini bildirgen. Taliban bayanatçısı yana Kabuldiki prezident mahkemesinde hükümet rehberlerini ilan qilish murasimi ötküzüldüğallıqını ve bu haqtiki tayarlı hizmetlerinin devam qilayotganligini. Xususi televiziya istansının yakında Taliban hükümet ministerlerinin tizimlikini ilan kıldığallıqını bildirgen. Nöbette Taliban, halkara cemiyet ve meblağ salgıçılarının öz hakimiyetini itiraf kılışıgı ihtiyaclıq bulup, Amerika ve Avrupa İhtipakı'nın yeni hükümetini resmi itiraf kılış kılmaslıqı, Talibanlarının kişilik hukukunu koğdaş vadesini emelileştirilişigi bağlıq bulup kalgan. Qorchaq amaldar Shohrat Zakir xalqaro jamiyatni aldashqa urindi. Tangratog to'g'rining xabarida bildirilishicha Rossiyaning texniki taraqqiyot xalqaro munbiri Technoprom 2021 25 avgustdan 27 avgustgacha Rossiyaning Yangi Sibiriya shahrida o'tkazilgan bo'lib, yig'indi to'r orqali so'z qilgan atalmish Uyg'ur Abnum rayonining qorchaq raisi Shohrat Zakir Sharq Turkiston masalasida xalqaro jamiyatning ko'zini bo'yashqa urinigan. Shohrat Zakir Sharq Turkistonning navbatdagi ig'ir vaziyatini yoshirib
Şinjang yeni devirdeki partiyanın Şinjang'ı idare kılış tedbirini emelileştirip, her millet amenin bəxt duygusu, bexaterlik duygusunu özlüksüz küçeytip, umumi cahettin cemiyet muqim bolğan, iqtisadi terakki kılğan, xalq xatirjem yaşaydıgan, xoşal xoram işlaydıgan yaxşı vaziyet şekillendi dep bildirilgan. Yıkınkı yıllardan beri Xitayning Şarkı Türkistan xalqını yoqtuş maqsadida icra qilayotgan irqiy qirg'inchilik yurgizish, rezil vositalar bilan nufus cheklash qilmishlari xalqaro jamiyatda kuchli kun tartibga keldi. Qattiq besimga duch kelgan Xitoy har xil soxta tashviqot vositalarini ishga solish bilan birga xalqaroliq yig'ilishlarda fursat topsa, Sharq Turkiston vaziyatini burmalab tushundirib, xalqaro jamiyatni aldashga urinmoqda. Blinken Türkiye ve Katar bilen birlikte hareket kılıvatkallıqını bildirdi. Amerika Taşkı İşler Ministeri Antony Blinken, Afganistan paytaxtı Kabul'daki Hamid Karzai Xalqara Aerodrominin derhal kaytidin içilişini işqa aşırış üçün Türkiye ve Katar bilen birlikte hareket kılıvatkallıqını bildirdi. Türkiye Avazı Radyosu'nun bu haqtaki haberde eytilişçe, Blinken Taşkı İşler Ministerliği de Afganistan meselesi doğruluk ötküzülgen akbarat ilan kılış yığını da Amerika'nın Afganistan Vakalet Hanısı'nın faaliyetlerini Katar'ın paytaxtı Doha'da devamlaştırı vatkallıqını, hepte ahırda Doha'da ziyaretli bulup bu şehirge uğurlaştırılgan Afganlar bilen bir yerge cem bulduğallıqını kayıt kıldı. Blinken yana Doha'dinkin Germaniya'nın paytaxtı Berlin'e baradığallıqını tilge elip, bu yerde G20 guruhi devletlerinin taşkı işler ministerleri bilen Afganistan meselesi doğruluk yığın çakırdığanlıqını etdi. Hem de Afganistan'da kalan Amerika puhraları meselesi de Taliballar bilen devamlıq alaqılışı vatkallıqını, Taliballarının Afganistan'dan çıkıp gitişini talep kılı vatkallarına ruhsat birleşigi qarata vadisli turuşunun muhimliqini tekitlep, Afganistan'dan paytaxtı Kabul'nın vaziyetini əsligi keltiriş ve Kabul'daki Hamid Karzai Xalqara Aerodrominin derhal kaytidin ekilişini işqa aşırış üçün hemrahlarımızdan Türkiye ve Katar bilen birlikte hareket kılıvatımız, dedi. Tesla'nın Xitay'daki zavutida işlep çıkarış toxtadı. Dünya maşini bazarını zilzilige salgan özek krizisi Tesla'a mı zərbi berdi. Ma'lum bo'lishicha, bu şirket aldınca ayda Şanghay'daki zavutida bir kısım işlep çıkarışını vaxtınca toxtatgan. Xitay virusu yuqumi sababidan ko'chiga chiqish cheklamalarining har qaysi davlatlarda yo'lga qo'yilishi butun dunyoda elektronlik mahsulotlarga bo'lgan ehtiyojning eshishini keltirib chiqardi va bu sabab bilan boshlangan o'zak krizisi mashina sanoatiga davomli ta'sir ko'rsatmoqda. O'zak krizisining eng yangi ziyonkashligiga uchirgan marka bo'lsa, milliarder savdogar Elon Musk'ning egidorchiligidagi donliq elektronlik mashina ishlab chiqaruvchi Tesla bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha, Tesla o'zak krizisi sababidan Shanghaydagi zavodda ishlab chiqarishni bir mazgil to'xtatgan. Teslaning Xitoydagi bir qism ishlab chiqarish liniyasi yerim o'tkizgich yetishmasligi sababidan avgust oyidami 4 kun to'liq taqilib qolgan. Tesla bu yil 7-nji oyda Xitoyda bir qator krizislarni boshdan kechirdi. Hamda mashina haydash bexatarligi to'g'risidagi ayiblashlar sababidan bozordagi 285 ming mashinani qaytarib olishga majbur bo'ldi. Bu sababdan Tesla'nın 7-nji oydagi Xitoydagi setilish miqdori 69% tövelligan. Bu krizdan keyin kelgan o'zak krizisi sababidan ishlab chiqarishning to'xtab qilishi Tesla'nın Xitoy tijoratiga 2-nji qatim zarba berdi. O'zak krizisi degan nima? O'zakni yerim o'tkizgich materiallar bilan lahilangan metal taxtayga qo'yilgan elektronlik tok yo'li deb aniqlama berishga bo'ladi. O'zak kompyuterdan mashinagacha nurg'un elektronlik mahsulotlarda ishlatildi. Yeni tipdagi mashinalardamo yerim o'tkizgich deb atildigan ko'p sonli mikro o'zak bor. 2020 yili boshlangan Xitoy virusi sababidan elektronlik mahsulotlarga bo'lgan ehtiyojning eshishi va ta'minlash zanjiridagi qalaymaqonchiliklarning ko'payishi aqliy iqtidorli telefondan kompyutergacha harbiy uskunalardan tartib nurg'unligan texnikalik mahsulotlarni ishlab chiqarishda ishlatilgan o'zak bilan ta'minlashda dunyoviy kamchilikni keltirib chiqardi. Analizchilar o'zak krizisining 2021 yili butun dunyoda avtomobil ishlab chiqaruvchilarining tijorat foydasini 20 milliard dollar tevallitidiganligini mo'ljalladi. Yer shari miqyosida o'zak masalasi sababidan bu yil 7 million 100 ming mashina oz ishlab chiqarildiganligi mo'ljallandi. Dünyadaki en çok maşine işlep çıkarguçı Toyota Motor şirketi işlep çıkarış planını özgertişi arkalık 9. ayda işlep çıkarışını 40% tövelleti dağılıkını ilan kıldı. Taliban'ın mahtıgan okutukçı iştim boştildi. El Cezire Toru'nun 3. sentabirdeki haberde bildirilmişçe Fransiyanın Nancy şehirdeki bir mektep Facebook hesabıda Taliban'ın mahtıgan uçurunu tarqatkan bir okutukçını işten boşatkan.
Fransiya Le Figaro gazetasining xabarida oshkorlanishicha, mazkur maktabdagi Xolid ismli matematika o'qituvchisi Talibanlarning 15 avgust Kabulni egallaganligi haqida yozma e'lon qilib, Talibanlarning mustahkam iymoni, e'tiqodi va cheksiz jasorati bor degan. Mazkur voqeadan keyin maktab ma'muriyati Xolidni ishdan bo'shatish va uning xatoligining dalil isboti sifatida u tarqatgan uchurning rasm nusxasini shaharlik taftish mahkamasiga topshirishni qaror qilgan. Gazetaning xabariga asoslanganda bir taftish amaldori bu yozmaning mazmuni Xolidni terrorlikni qo'g'dash jinoyati bilan arz qilishga yetarli deb qaragan. Bildirilishicha Fransiya doiralari Talibanni bugungacha terrorlik tizimligidan chiqarmagan. Fransiya qonuniga asosan to'rda terrorlikni qo'g'dig'uvchilarga 100 ming dollar jarimani va 7 yildan yuqori muddatli qamoq jazosi hukm qilindi ekan. Talibanlar Amerika armiyasi chekinishga boshlagandan tortib Afg'onistondagi kontrolligini kengaytirishga boshlagan bo'lib, qisqa vaqt ichida poytaxtni o'z ichiga olgan butun Afg'onistonni kontrol qilgan. Talibanlar yana 31 avgust Amerika askarlari Kabuldan chekingan hamon aerodromni egallagan. Reuters agentligining xabar qilishicha, Taliban qisqa vaqt ichida yangi hukumat e'lon qilishni planlayotgan bo'lib, xalqaro jamiyatning Taliban hokimiyatini e'tirof qilish qilmaslik masalasi diqqat nuqtasiga aylanmoqda. BDT Afg'oniston uchun insonparvarlik yordam yig'ini chaqirmoqchi. Birlashgan Davlatlar tashkiloti 13 sentabr Shvetsariyaning Jeneva shahrida Afg'oniston uchun ministrlar darajalik insonparvarlik yordam yig'ini chaqirishni planladi. Turkiya Avaz radiosining xabarida bildirilishicha, Birlashgan Davlatlar tashkiloti bosh kotibi bayonotchisi Stefan Dujarric muxbirlarni kutib olish yig'inida qilgan so'zida Afg'onistondagi muhim insonparvarlik yordamlarini davomlashtirishga kerakli mablag'ni tamomlash maqsadida Jenevada oliy darajalik rahbarlarning ishtirok qilishida yig'in chaqirilganligini Birlashgan Davlatlar tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterresning yig'inga qatnashilganligini uqtirdi. Birlashgan Davlatlar tashkiloti Afg'onistondagi insonparvarlik yordamlarini davomlashtirish uchun 1 milliard 300 million dollarga ehtiyojlik bo'lib, hozirgacha bu mablag'ning faqat 39% ila tamomlangan. Birlashgan Davlatlar tashkiloti Afg'onistonda insoniy apat yuz berish xavfining borligi to'g'riliq ogohlantirish chiqargan bo'lib, 38 million kishi yordamga muhtoj ekan. Birlashgan Davlatlar tashkiloti doiralarining qarashicha, har 3 Afg'oniston fuqarosidan biri keyingi vaqtlik taomining qayerdan keladiganligini bilmaydi ekan. Birlashgan Davlatlar tashkilotining munosabatlik dokumentiga asoslanganda 5 yoshdan kichik afg'on bolalarining taxminan 20 kelgusi 13 oy ichida odatdan tashqari uzuqlik kamchilik xavfiga duch keladi ekan. Bursada Uyg'ur o'quvchilarining o'qish bitirish marosimi o'tkazildi. 2 sentabr Bursadagi Roda Anadolu Imom Xatib o'tir maktabida o'qish bitirgan 9 Uyg'ur o'quvchi uchun o'qish bitirish marosimi o'tkazildi. Murosim Qur'oni Karim tilovati bilan boshlandi. Bir necha yildan buyon Uyg'ur o'quvchilarga alohida ko'ngil bo'lib kelayotgan Ardal Tunali va maktab mudiri Nurulla Shimshak apandalar murosimda o'quvchilarning maktabga kirgan tunji vaqtlari va ularning o'qish jarayoni haqida o'z ta'sirotlarini, o'quvchilarning yaxshi natijaga erishgan paytlardagi hayajonlarini ta'sirli yusunda bayon qildi. O'qish bitirish marosimida Istanbuldan kelgan Sharq Turkiston vaqfidan Abduxabar apandi, Sharq Turkiston yangi nasl harakatining raisi Abdusalom Taklimakan apandi va boshqa qatnashuvchilar ayrim-ayrim so'z qildi. Oxirida Sutuq Bug'roxon ilm va madaniyat vaqfi o'qituvchilarning Uyg'ur o'quvchilarga ko'ngil bo'lganligiga minnatdorligini bildirdi. Shundaqla ularning o'qish ishlariga alohida to'kib qo'shgan maktab mudiri, muavin mudiri va Ardal Tunali apandi qatorliklarga Sharq Turkiston davlat gerbi tushirilgan xotira buyumi, Uyg'ur do'ppisi va Sharq Turkiston bayrog'i hadiya qildi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh atki xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmat tashkilotlariga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi.